Evet, beklenen ayar videosu geliyor sevgili dostlar. Şimdi yapmanız gerekenlerden bahsedelim hızlı bir şekilde. Şöyle bir Windows'a dönelim masa üstümüze. Burada Windows sıraya basıyorsunuz ve buraya App Data yazıyorsunuz. Tamam dedikten sonra oyun belgelerimizin olduğu yere gideceğiz. Lokal. Ardından Scam. Saved. Config. Windows Editor. Burada Game User Settings var. Bunu açalım. Burada dikkat etmeniz gereken ve kapatmanız gereken şey Ray Distance Field Shadowing miydi? Yok. Neydi lan? Field? Bir dakika başta. Ray Field aynen. Depth of Field Quality abi. Bunu kapatmanız gerekiyor. Bunu kapattıktan sonra bu 2-3 bir şeydir. Siz de sıfıra çekiyorsunuz. Burada yapmanız gereken başka bir şey de şu. Bu post process quality'yi 2'den aşağıya çekmemeniz gerekiyor. Çektiğiniz zaman oyunun gece olduğu zamanki renkleri çok bozuk oluyor ve karanlık oluyor, göremiyorsunuz. Bunu yüksek tutarsanız sıkıntı olmaz. Bunu kaydedip çıkabilirsiniz. Sonra oyun içine gelelim. Oyun içerisinde video. Heh. Buradan gelelim abi. İşte böyle diye iki yaptığınız zaman burası high oluyor. Bunu medium'a çekerseniz görüntü sorunlu oluyor. Burada aşağı tutmanız gereken bir başka ayar da footage quality. Bu da sizin ormanlık alanlardaki görüşünüzü arttırıyor. Bunu lobo çekerseniz daha ilerideki ağaçlar falan render'a girmiyor ve daha geniş bir görüşünüz oluyor. Ayrıca o başta ayarlarda söylediğim kapatmanız gereken şeyin adı neydi o? Dur bakın tekrardan burada. Depth of Field Quality oyun içerisindeki bulanık alanları daha net yani bulanıklığını kaldıraraktan görmenize sebep oluyor. Yani bu ayarları yaparsanız biraz FPS'iniz artabilir. Biraz da artık oyun görüşünüz değişebilir. Yalnız şöyle bir durum var. Bu bulanıklığı kaldırsanız dahi third person bir bakış açısıyla bir nesnenin arkasından diğer insanları o bakış açısından faydalanarak göremiyorsunuz. Bunu eventlerde falan deneyebilirsiniz. Katıldığınız eventlerde o adamlar görünmez olarak gözükecek. Şimdilik durum bu. Belki ileride düzeltirler. Ama bunu dediğim gibi medium yapmanız, medium diyorum, ayarlardan sıfır yapmanız o gösterdiğim ayarlardan bayağı rahatlatacaktır. Şimdi bir de merak edilen şey karakter oluşturma. Ömür, hangi server'a girdik? 19. 19. Yok ya yanlış girdim ben. Bir dakika. 19 gözükmedi bende lan. Bir daha bakacağım. Bir daha bir refresh'le. Scam Random atayım mı bir tane şimdilik? Gözükmüyor çünkü Aç server. fark etmez. Multiplayer, internet, refresh, herhangi boş bir tane server'a atıyorum şurayı. Başka bir tane. Lan hiçbirine versiyonu tutmuyor, iyi mi? Versiyonu tutan bir tane ya. Karakter oluşturma ekranın gerçek yeter ha. Evet. Burada öncelikle yaş. Ömür, ne diyorsun yaş konusunda? Geçen çok bir şey etkilediğini düşünmüyorum. Yani 20 yapsak Yani yaş bir sıkıntı sadece olmaz. bir şey fark etmez. Her şeyi elle ayarlayabileceğimiz seviyede oluyor zaten 20 yaptığımızda. str const x int ve body tipi. Bunları nasıl yapalım? Mesela benim yaptığım bir ayar var. 3 STR 5 3 3 şeklinde. Bir daha söyleyebilir misin? 3 5 3 3. Yani 3 5 3 bu biraz şeyle alakalı. Şimdi atıyorum STR karakter yaptığım zaman güçlü bir karakter. Atıyorum bu STR rifle'larda, işte handgun'da, ayrıyetten melee weapon'larda bu bize güç sağlıyor. Belli bir seviyeye kadar oyun başında verebiliyoruz.
Dexter'i mesela koşuyla alakalı diye biliyorum. Intelligent diğer mesela cooking'dir, atıyorum Survivor'dır, bu tarz özelliklerin olduğu bir yer. Şimdi bunu ben şöyle tavsiye ediyorum abi. Hatta 50 mi yapsak? 50 mi ayarlasak direkt? Const 5. Şöyle yapalım ya. STRS'ini 3'e kadar düşürelim. Dexter'i biraz arttıralım. Şurayı düşürmek istiyorum. Constitution arttıralım. Intelligent düşürelim. Evet. Ben bunu tavsiye ediyorum. Karakterin tipi, görünüşü şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Onları karışmıyoruz. Ha, şimdi asıl meseleye gelelim. Bu şekilde ayarlarsanız eğer melee weapon'ınızı fulleyebilip girebilirsiniz oyuna. Yani başka stat kalmıyor. Running'inizi fulleyebilirsiniz. Biraz stealth fulleyebilirsiniz. Survivor fulleyebilirsiniz. Ama bunu yaparsanız ne olur? Geliştirirken atıyorum bir şey craftladığınız zaman Survivor skilliniz size fame kazandıracakken zaten halihazırda gelişmiş olduğu için daha az fame kazandıracak. Bu da oyun başlarında bir grupla beraber oynadığınızı düşünün. Grup arkadaşlarınız da beraber öldüğünüz zaman onların yanında doğma olayınızı olumsuz etkileyecek. Eğer bu şekilde atıyorum mail weapon'ımı ben basic bırakıp biraz mail weapon'la yaratık şey kuklalara saldırdığım zaman ya da birilerine o mail weapon'ım yükselecek. Bu bana fame verecek ve ben öldüğüm zaman arkadaşlarım yanında daha kolay gidebileceğim çünkü daha yüksek bir fame'im olacak. Ama ben uğraşmak istemiyorum ya fame falan. Zaten tek başıma oynuyorum. Birinin yanına ya da öldüğüm zaman eşyalarımın yanına gitmek istemiyorum diyorsanız bunlar en basit seviyede değil de daha yüksek bir şekilde başlatıp hani fame kasma muhabbetine girmezsiniz. Bence böyle. Ama farklı bir şey söyleyecek misin Ömür? Var mı eklemek istediğin bir şey? Skiller için yok ama statlar şeyi çok etkiliyor. Karakterimizin vücut yapısını. Mesela STR daha iri olmasını sağlıyor. Kost Evet. daha kaslı. Dex daha zayıf ve atik. Int çok bir şey etkilemiyor. Int sadece zeka ile alakalı. Yani fiziksel bir görüntü etkilemiyor. Yani ama işte onlardan sonraki verilen skill'ler tam sayı olması gerektiği için mesela atıyorum ben Yani. STR'mi çok iyi verememişim herhalde. Medium'da kalıyor, fullenmiyor. Bir şey daha yapmam lazım herhalde. Orayı tam yaptım ama gene de Ben STR'yi 3'te bırakıyorum. Consul 4 yapıyorum. Dex 4 yapıyorum. Medium full kalıyor. Advance olmuyor. Şimdi bir de oyuna başladığınızda şöyle bir olay var. Siz burada atıyorum 3 seviye atlattınız bir tane özelliğinizi. Oyunun içerisinde atlatabileceğiniz 4. seviye daha var. Yani buradan direkt başlangıç ekranında yapamadığınız. Hani öyle de bir olay var. Eğer işte şimdi de onu söyleyeyim. Eğer tamam yaptınız. Fame'e de önem vermiyorsunuz. Yapacağınız başlangıç şekli şu abi. Bu şekilde başlıyorsunuz. Running full. Stealth full, Survivor full ve Melee Weapon. Çünkü ilk başta zombi öldürürken yaptığınız sopa sayesinde Melee Weapon kullanıyorsunuz. Handgun falan bulamayacağınızı hayal ederek söylüyorum bunları. Yok kardeşim ya ben Melee Weapon değil de militeriye gizli gizli girerim. Oradan bir tane pistol bulurum ve pistolle de zombilere ayarı veririm deyip handgun'ınızı yükseltirseniz daha az fame kasacaksınız zombi öldürürken. Fakat handgun skilliniz iyi olduğu için daha rahat bir şekilde öldürebileceksiniz. Ya da ben yine bir silah bulurum. Onunla öldürürüm. Böyle otomatik bir silah deyip. Rifle'ınızı fullediğiniz zaman işte bu şarjör değiştirmeleriniz falan daha hızlı. Ama mermi yapımı sürecinde survivor yetenekleriniz daha fazla. Ama işte rifle'la adam öldürdüğünüz zaman ya da zombi öldürdüğünüz zaman size gelen fame daha az olacak. Yani biz Wipe'da karakterlerimizi kaybettik ve yeni başlayacağız. Grup olarak oynadığımız için bizim skill'lerimiz ya no skill olacak ya da basic olacak. Onun dışında running hariç. Running'i biraz yüksek tutmak istiyoruz çünkü hareket önemli. Hareketten gelen fame yerine hareket hızımız daha fazla olsun. O yeterli diye düşünüyoruz. O yüzden bunların hepsini sıfır bırakacağız. Stealth dahil. Survivor belki bir şeyler craftlamak için lazım olabilir diye basic. Onun dışında bu şekilde bir başlangıç planlıyoruz. Bu işte sizin oyun tarzınıza yönelik bir başlangıç. Bunun bir
default'u yok. O yüzden kendi tercihiniz doğrultusunda şekillenecek bir şey. Ekleyeceğim bir şey var mı kanka? Şu an için yok. Tamam. Ama dediğimiz gibi bu tamamen fame kasmak için yapılan bir karakter. Hani oyun içerisinde kolay kazanan skill'leri basic'le açmak, yani hiç açmamak daha mantıklı. Aynen öyle. Evet beyler, videomuz da geç de olsa gelmiş oldu. İzleyenlere başarılar, hayatta kalmalar diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.